Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru kitabında Çemberde uzunluk testlerinin çözümlerine başlıyoruz Yani 10. bölümün 7. testi Çemberde uzunluğun öğreniyorum testi Hadi bakalım çözümlere başlayalım O merkezli çemberde diklikler verilmiş ve şu dikler birbirine eşit Bu dikler birbirine eşit ise kirişlerde ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu Zaten AB kirişini ve CD kirişini vermiş e, bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani 9-x neye eşit olacak? 3x-7'ye eşit olacak. Buradan 4x eşittir 16 oldu ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 4 bulduk. Bizden BE isteniyor. Evet. BE'yi bu bulmak için AB'yi bulmamız lazım. AB yerine x yerine 4 yazacak olursak eğer 9 4'ten burası 9 x ya. 9 4'ten 5 yaptı. E buradan merkezden kirişe çizilen dik kirişi iki eşit parçaya böler. E 5 de iki eşit parçaya böleceği için bu 2.5 2.5 buçuk, 2 buçuk oldu. BE uzunluğu isteniyor. Yani cevap böylelikle akçay çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. O merkezi çember verilmiş ve AD uzunluğu 16 vermiş ve çemberin yarıçapı da 11 birim olarak verilmiş. Madem çemberin yarıçapı 11 birim ve buradaki uzunluk AD uzunluğu 16. Bu, buraya ne kaldı o zaman? 6 kaldı. En etkili silahımız nedir? Tabii ki yarıçaptır. A sana yarıçap. Burası 10 oldu. 6 10 ne? Üçgen 6 8 10'dan 8 yaptı burası. Burası da 8. BC kenar içinde kaç bulmuş olduk o zaman? 16 bulmuş olduk. 8, 8 daha 16 yaptı. İkinci soru D şıkkı oldu. Geldik 3'e. Evet. Şimdi arkadaşlar burada 4, 6, 5, X verilmiş. Normalde bu kuvvet müfredatta yok ama sorulması tarafta taraftarıyım ben de. Konu anlatımında da koydum. Çünkü benzerlikten de çıkıyor zaten buradaki işlemler. Ama kuvvet de bilseniz iyi olur. Dış kuvvet var burada. Şu ilk dediği yerden son dediği yere çarptılar. Birbirine eşit oluyordu. Yani 4 çarpı 4 çarpı tamamı 10 eşittir 5 çarpı 5 artı x olmak zorunda. İlk dediği yerde son dediği yer çarpımları. Evet dış kuvvet diyoruz buna. Buradan şunlar sadeleşince 2 kaldı. 8 eşittir 5 artı x'ten x'i de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Yani 3. soru C han oldu. Geldik 4'e. Evet yarı ne verilmiş? 8. E, 8'i yazalım. Dikdörtgenden dolayı burası da 8. Burası da 8 oldu mu? Yarı çaptan dolayı evet. E burada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Dik üçgende dik kenarlar 8, 15. 8, 15, 17 üçgeninden 17 yapar burası. E o zaman buraya da ne kaldı? X'e de 9 kaldı. Yani dördüncü soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik beşinci soruya. Merkez varsa, teğet varsa çek dik. Merkez varsa, teğet varsa çek dik. Hemen uyguluyoruz değil mi bunları? Evet. Dikleri çiziyoruz. Bir de düzgün bir şekilde çizebilsem. Hop çizdim. Sonra ne diyor? O2 çemberin yarı çap uzunluğu nedir diye soruluyor. Evet bunlar yarım çemberler. Arkadaşım buraya RR dersem. E, büyük O2 merkezinin yarı çapı 2R. Burası da 2R olduğundan burası da RR oldu mu? Yani eş yarıçaplı oldu bunlar. Sonra DC'ye 6 birim vermişler. Sonra burada ne yapabiliriz? Burada şunu yapabiliriz belki. Burada da merkez var. Kiriş var. Büyük çemberde. Bu arada büyüğün yarı çapı ne oldu? 2R oldu. E, burası da R ya. Büyüğün yarı çapı da 2R olduysa ona göre bir hamle yapabiliriz. Tabi merkez varsa kiriş varsa çeyrek dik yapalım. Burası R, R zaten. E şurası da iki eş parçaya böldü. E burada da dikdörtgenden dolayı ne çıktı arkadaşlar? Hatta bir kare çıktı. Burası da R oldu. Şimdi DC'ye 6 vermiş. DC uzunluğu 6 ise burası kaç oldu? 3 oldu. Sonra en etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmekti. Al sana yarı çap. Hop yarı çapı çizince. Büyüğün yarı çapı 2 R'ydi. Buraya da bir 2 R yazınca Pisagor. Hatta burada 90'ın karşısı 2 R. Hangi açının karşısı R'dir? 30'un. Burası da 60 yapar. 30'u karşı R'ye kar, 60'ı karşı R'ye kök 3. Yani R kök 3 eşittir. 3 ise R de buradan 3 bölü kök 3 yapar. E kök 3 eşleniyle çarparsak 3 kök 3 bölü 3'ten kaça eşit olacaktır? Kök 3'e eşit olacaktır. E bizden o iki merkez yarıçapı yarı isteniliyor bizden. Yani 2 R'ye isteniyor O da 2 çarpı kök 3'ten 2 kök 3 yapar. Dolayısıyla 5. soru E'dir oldu. Geldik 6'ya. Şimdi 4 kök 3 verilmiş. Şuraya bir a a dersek yarı çap uzunluğu ne oldu? 2 a oldu. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. 2 a. E artık burada bir pisagor bağıntısından olay bitti. Hatta burada 90'ın karşısı 2 a hangi açının karşısı a'dır? 30'un. 30, 60. 60'ı karşısı 4 kök 30'un karşısı köküçe bölünmüş hali 4'tür. O zaman burası da 8 çıkar. Çeyrek çemberin yarı çapı isteniyor bizden. Cevap böylelikle balık kesir çıktı. Geldik 7'ye. Bir çemberin içinde bulunan ve çemberin merkezine 4 birim uzaklıkta hemen bir çember çiziyoruz. Adam ne diyorsa onu yapmaya çalışalım. Bir çember çizdim. Çemberin merkezinde burası olsun. Evet. Bir çemberin içinde bulunan ve çemberin merkezine 4 birim uzaklıkta uzakta bulunan bir noktadan çizilen en kısa kiriş. Arkadaşlar şu 4 birim uzaklıkta bir nokta alacağım ve buradan çizilen en kısa kirişten bahsediyor. Arkadaşlar bir sürü kiriş vardır aslında buradan çizilen. Şu kiriş vardır, şu kiriş vardır, şu kiriş vardır. Hatta bunlardan en büyük hangisidir? Hop merkezden geçen çaptır. Peki en küçük hangisidir? Tam şu kiriştir. Yani iki eş parçaya bölen kiriştir. E, burası 90 derece olur o zaman. Merkezden kirişe kenar ortaya çizilmişse 90 derece olur. Evet en kısa, en kısa kirişin uzunluğunu da 6 vermiş. O zaman bunlar 3 3 yaptı. E burada 3 4 5 üçgenden yarıçapı da 5 olarak buluruz. En uzun kiriş isteniliyor bizden. Evet en uzun kiriş de hop merkezden geçendir. E yarı 5. E, burası da 5. Toplamda kaç yaptı o zaman en uzun kirişte? 5 5 daha 10 yaptı. Yani 7. soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 8'e. Şimdi paralellik verilmiş. AC kirişte verilmiş. Merkez varsa kiriş varsa çektik. 2 eş parçaya böldü. AA A. merkez varsa kiriş varsa çektik. 2 eş parçaya böldü. BB. E buraya ne verilmiş bize? AC uzunluğu 10 verilmiş. Yani 2A artı 2B eşittir 10 ise A artı B'yi kaç buluruz? 5 buluruz. Bizden O1, O2 isteniyor. E şurada da bir dikdörtgen var. E burası da A artı B yaptı. A artı B'yi zaten biz kaç bulduk? 5 bulduk. Yani cevap böylelikle 5 çıktı diyeceğim ama bu 16'ymış. Çok özür dilerim. Şunun tamamı 16 verilmiş. Bunun tamamı 16 ise o zaman A artı B 8 oldu. O zaman cevap da ne oldu arkadaşım? 8 oldu. Yani 8. soru C. Han oldu. Geldik 9'a. Merkez varsa, teğet varsa çektik. Arkadaş yarı 6 6. E burası da 6. E, burada bir 30 60 90 üçgen 30 çıktı. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 olmak zorunda. 6'sı buradaysa buraya da 6 kaldı. Yani cevap böylelikle 9. soruda Denizli yaptı. Geldik ona. Evet kuvvet var arkadaşım burada. İlk önce ne yapalım? Sağdakinde x, y var. Önce soldakine göre bakalım. Şu hani ilk dediği yerden son dediği yere çarpımları birbirine eşitti. Yani 4 çarpı tamamı 4 çarpı 9 eşittir. 3 çarpı tamamı. 3 çarpı 3 artı x'den dolayı. Şunlar sadeleşince 3 kaldı. 12 x artı 3 12 eşitse x'i de buradan kaç bulduk? 9 bulduk. Evet x'i 9 bulduk. Sonra ne yapacağız? Sonra bir de burada sağdaki çemberde dış kuvvet uygulayalım. Y çarpı tamamı. Y çarpı Y artı 9 eşittir. 3 çarpı tamamı. 3 çarpı 12'ye eşit olacaktır arkadaşlar. 3 çarpı tamamından dolayı. E burada çarpanları ayırabiliriz aslında ama y yerine 3 yazarsam 3 çarpı 12 yapıyor mu? Yapıyor. Yani y'yi kaç bulmuş olduk burada? 3 bulmuş olduk. Bizden x artı y isteniyor. O zaman x artı y de 9 artı 3'ten kaç yapar? 12 yapar. Yani onun sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu. Geldik 11. soruya. Ali Bey uzunluğunu vermiş bize. Ali Bey uzunluğu şurası 3 kök 5 olarak verilmiş. AD uzunluğu da verilmiş. AD uzunluğu da 9. BC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Hmm, şu T T 9 ise 9 değil midir? Evet. Bu da T T T'ler birbirine eşittir. Burası da X. E burada bir dik yamuk var. Dik yamukta ne yapıyorsak onu yapacağız. Hocam dikdörtgen oluşturuyoruz. Hemen oluşturalım dikdörtgeni. Şöyle oluşturduk. 3 kök 5 ise 3 kök 5. X ise X. Buraya da ne kaldı? 9 eksi X kaldı. E burada bir Pisagor bağıntısı yakışır. Yani burada 9 artı X'in karesi eşittir. 9 eksi x'in karesi artı 3 kök 5'in karesi diyeceğiz. Ve olayı bitireceğiz. E burada hadi bitirelim olayı. 81 artı 18 x artı x kare eşittir. 81 eksi 18 x artı x kare artı 9 çarpı 5'ten 45 yaptı. 81'ler gitti mi gitti. x kareler gitti mi gitti. 18 ile 18 öbür tarafa gidince 36 x yaptı. E bu 45'e eşit oldu. E buradan 9'a bölsen 4. 9'a bölsem 5. 4x eşittir 5 ise x de buradan kaç çıkar? 5 bölü 4 çıkar. Yani 11. sorunun doğru cevap B seçeneği oldu. Geldik 12. soruya. Düzlemde bulunan bir çember üzerine köşeleri bu çember üzerinde olan ABCD karesi çiziliyor. Hmm. Düzlemde bulunan bir çember üzerine bak düzlemde bulunan bir çember. Hemen düzlemde bulunan bir çember çizelim. Bu çember üzerine diyor ne yapılıyormuş? bu çember üzerinde olan. Evet köşeleri bu çember üzerinde olan ABCD karesi çiziliyormuş. Hemen ABCD karesini çizelim. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle çizdik. A, B, C ve D. Peki ABCD karesinin A köşesinden çizilen, şu A köşesinden çizilen ve BC kenarının ortasından geçen, BC kenarının ortasından geçen tam şu çizgi ortasından geçti yalnız dikkat et. Çemberi E noktasında kesiyormuş. CE uzunluğu 4'müş. Çemberi E noktasında kesiyor. E, geçen kiriş çemberi E noktasında kesiyor. Evet. CE uzunluğu 4 BC kenarının ortasından geçen kiriş çemberi E noktasında kesiyor. Tamam. CE uzunluğu 4 birim. Şuradaki uzunluk 4 birim. AE kirişinin uzunluğu kaçtır diye soruluyor. c CE yok ama biz CE'yi çizebiliriz. Dur. Şuradaki CE uzunluğundan bahsetmiş. 4 birim burası. Şuradaki mavi çizgi. A, E kirişinin uzunluğu nedir diye soruluyor. Şu kirişinin uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada arkadaşlar ne yapabiliriz? Şimdi burası 90'ar derece değil mi? Evet 90'ar derece. Bu şuraya bakacak olursak şu köşegen aynı zamanda ne olmak zorunda? Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan hocam burası çap olmak zorunda. Peki sonra Şurada da bir üçgen var. Bak mavi üçgen kırmızı. Şu mavi ile kırmızının oluşturduğu. Şuradaki üçgen. Arkadaş bu da çapı görüyor. Burası da 90 derece değil mi? Evet. E şuraya bir A dersek. Burası da A, bir kenar. Burası ne oldu? 2A oldu. Hocam burada bir alfa betaya dalabiliriz. Alfa, beta. E o zaman burası da alfa. Pardon beta. Burası da ne oldu o zaman arkadaşım? Alfa oldu. Dikkat edin. Şu üçgenle şu üçgenle oldu. Benzer. Hatta en sevdiğim benzerlik. Alfadan betaya geçiş kaç? 1'e 2? Burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olacak. O zaman burada beta'nın karşısı 4 ise alfanın karşısı kaç olacak? 2 olacak. 2 4 ise burası 2 kök 5 yapar. burası 2 kök 5 ise burası da 2 kök 5 yaptı. O zaman karenin bir kenarı 4 kök 5 yaptı. A'yı 2 kök 5 bulduğumuzdan dolayı. Şimdi bizden ne isteniyor? AE kirişin uzunluğu isteniyor. AE kirişin uzunluğu. burası 2 kök 5 4 kök 5 ise bu şuradaki uzunluk ne olacak? 2 kök 5'in kök 5 katı. 2 kök 5'in kök 5 katı da kaç yapar? 10 yapar. Evet burayı da 10 bulduk. O zaman AE kirişinin uzunluğu ne yaptı arkadaşım? 11'im burada, 2 birim de burada. 10 artı 2'den cevap kaç yapar? 12 yapar. Dolayısıyla 12. soruyu böylelikle Balıkesir bulduk. Ve böylelikle 7. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 8. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.